Hadi. Tamam, bir dakika. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kanada Zen'de ne konuşuyoruz arkadaşlar? Bugünkü konumuz Kanada'daki meslekler ve maaşlar arkadaşlar. Kanada'da hangi meslek ne kadar kazanıyor? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Tek tek meslek grupları ve minimum maksimum maaşları hakkında konuşacağız bu videoda arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar, kanalımızı yeni biliyorsunuz, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sayfamıza abone olursanız, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Ve sevdiklerinizle kanalımızı paylaşırsanız, tavsiye ederseniz bize mutluluk verirsiniz arkadaşlar. Videolarımıza yorum atmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Hadi şimdi arkadaşlar, videoya başlamadan abone olalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Kanada'da en çok aranan meslekleri konuşacağız bugün ve ortalama maaşlarını konuşacağız. Arkadaşlar, Kanada'daki sistem minimum veya maksimum. Hangi işe girerseniz girin, Kanada eyaletleri arasında hangi iş meslek grubuna girerseniz girin, sistemleri biraz farklı arkadaşlar. Haftada en az 2, yani ay 4 hafta. 2 hafta ödeme veriyorlar arkadaşlar. Yani çalışıyorsunuz. 2 hafta sonunda size 950 veya 1500 minimum 950 veya maksimum 1500 şeklinde para veriyorlar arkadaşlar. Ve ikinci haftaya geçtiğinizde de yani toplam 4. haftayı da doldurduğunuzda ikinci haftanın ücretini alıyorsunuz. Yani ayda ay paranızı 2 defa da almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu minimum tabii ki de. Minimum, maksimum. Meslek gruplarında değişik şeyler oluyor. Minimum çünkü 2500 Kanada dolarıyla 5000, 6000, 7000, 8000 Kanada dolarına kadar çıkan maaşlar var arkadaşlar. Tabii bu ücret 2 haftada değişiyor. Yani sistemi 2 haftada bir size para vermiş oluyor iş yeriniz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, buradaki sistem ortalama minimum bir Kanada vatandaşının veya Kanada'da yaşayan, ikamet almış bir vatandaşın kazancı yılda 50.000 Kanada doları ile 55.000 Kanada doları bandında çıkmakta arkadaşlar, yılda kazandığı tutar. Ama arkadaşlar, bizim gibi, yani siz de Kanada'ya kim göçmek istiyorsa, göçmen olarak biz de yeni geldik. Arkadaşlar, sizi buradaki sistem, hangi işe girerseniz girin, minimum paradan başlatıyorlar arkadaşlar. Minimum paradan başlıyorsunuz, sizin tecrübenize ve şeyinize bakıyorlar arkadaşlar. 2 hafta sizi, yani 2 hafta 1 ay denemiş oluyorlar ve çalışmanıza bakıyorlar. Eğer güzel çalışıyorsanız, örnek veriyorum, minimum parayla başladıysanız 15 dolar. Buranın minimum asgari ücreti de bu arada arkadaşlar 15 Kanada doları. Bizim bulunduğumuz Alberta eyaletinin 15 Kanada doları arkadaşlar. Minimum 1 saat ücretlik para bu. Ücreti, yani bu şekilde. Tabii bu meslek gruplarına nazaran değişiyor. 20 oluyor, 25 oluyor, 30 oluyor, 1 saatlik ücretler değişiyor arkadaşlar. Ama hangi meslekte gelirseniz gelin, sizi direkt alıp 30 dolarla başlatmıyorlar arkadaşlar. 15 dolarla başlatıyorlar veya 16 dolarla başlatıyorlar arkadaşlar. Her bir ayda, 2 ayda veya 3 ayda sizin iş yeriniz nasıl uygun görürse size 18 dolar yapıyor. Örnek veriyorum, 16 ile başladınız, 18 yapıyor, sonra 20 yapıyor, 30 yapıyor. Yani böyle katlaya katlaya gidiyor arkadaşlar bu şekilde. Sizin tecrübenize bakıyor ve çalışmanıza bakıyor arkadaşlar Kanada. Eyaletlerinin genelinde bu şekilde arkadaşlar. Meslek grupları ve maaşlar bu şekilde sıralanıyor ve iş yeri sizi beğenirse, şey yaparsa size para arttırımını daha çok yapıyor. Arkadaşlar, iş para bu şekilde. Yani hangi meslek grubunu seçerseniz iş paralarını şimdi videoda sıralayacağım arkadaşlar. Umarım herkese yardımcı olurum. Birinci meslek grubumuz doktorlar. Doktorlar arkadaşlar, dünya genelinde çok para kazandığı gibi Kanada'da da çok para kazanıyorlar arkadaşlar. Doktorların meslek grubu çok iyi. Zor meslekleri var ama çok iyi. Arkadaşlar, şimdi başlıyoruz.
Arkadaşlar, bir cerrah olarak Kanada'ya gelirseniz eğer saatlik 60 ile 70 dolar arasında size ödeme yapıyor hastane. Arkadaşlar, ayda minimum 9000 Kanada doları ile 11000 Kanada doları arasında cerrahın ücreti değişmiş oluyor arkadaşlar. Bu cerrahın aldığı aylık ücret arkadaşlar. Dişçi. Bir dişçi olarak Kanada'ya gelmek isterseniz arkadaşlar, dişçinin ortalama saatlik ücreti arkadaşlar, 1 saat ücreti 25 Kanada doları ile 30 Kanada doları arasında arkadaşlar seyrediyor. Dişçinin de arkadaşlar ayda almış olduğu 16.000 Kanada doları ile 19.000 Kanada doları arasında değişiyor arkadaşlar. Eğer bir hemşire olarak Kanada'ya gelmek isterseniz arkadaşlar, saatlik olarak 10 ile 15 Kanada doları arasında ücret değişiyor arkadaşlar. Bu tabi birinci başlangıç fiyatları. Ayda da 4.000 Kanada dolarına tekabül ediyor ücret, hemşire olarak gelirseniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kim sağlık sistemiyle gelirse, hemşire, doktor, dişçi, cerrah, yani bu kategoride kim gelmek isterse Kanada'ya arkadaşlar, yani Türkiye'de almış olduğunuz diploma burada geçmiyor arkadaşlar. Veya farklı ülkede almış olduğunuz diploma burada geçmiyor. Kanada hükümeti, Kanada devleti arkadaşlar, tekrardan burada denklik işlemlerini yapıyorsunuz ve size tekrardan okul, yani tam süresini bilmiyorum onun, ama burada tekrardan biraz okumanız gerekiyor arkadaşlar. Onların sistemini algılıyorsunuz bu şekilde. Okulu bitirip tekrar buradan diploma alırsanız arkadaşlar, burada çalışabiliyorsunuz bu şekilde. Kim IT işinden, kodlama işinden, web tasarımı geliştirme işinden anlıyorsa arkadaşlar, burada çok büyük şans var arkadaşlar. Çünkü Kanada'da, Kanada genelinde arkadaşlar Google, Microsoft ve Amazon. Amazon firması da var arkadaşlar. Ve Prime Video IT programı şirketleri var arkadaşlar. Burada çok büyük şansınız var arkadaşlar iş bulma bakımından. Kanada geleni arkadaşlar, Kanada hükümeti genel bakımdan arkadaşlar IT kodlama, web geliştirici insanlar istiyor. Çünkü bunu kim yapıyorsa arkadaşlar profesyonel olarak Kanada hükümeti istiyor ve burada daha kolay iş bulmanız çok kolay. Miktarları, alacağınız ücret miktarları yüksek ve arkadaşlar sonra ikamet almanızda ve PR almanızda burada çok yardımcı oluyorlar size. Kim dediğimiz gibi web kodlama işinden, IT işinden anlıyorsa arkadaşlar, Kanada'da arkadaşlar saatlik olarak, yani kıdemsiz veya kıdemli, yani kıdemli, orta ve profesyonel olarak sınıflandırıyorlar arkadaşlar burada. Ve burada firmalara o şekilde alıyorlar sizi. Kim minimum ve maksimum, ben ücretleri söylüyorum arkadaşlar. 30.000 1 saat ücret arkadaşlar 30 Kanada doları ile 35 Kanada doları, bu minimum verdikleri ücret arkadaşlar. Yılda da arkadaşlar 40.000 Kanada doları ile 140.000 Kanada dolarına kadar tekabül ediyor. Yani minimum ve maksimum şeklinde. Tabi sizin bulduğunuz firma size daha yüksek de verebilir. Yani 140.000 Kanada dolarına kadar bir yılda ücret veriyorlar arkadaşlar bu şekilde. Şimdiki meslek grubumuz öğretmenler. Öğretmen mesleği arkadaşlar Kanada'da, eğer Türkiye'deki diplomanızla gelirseniz veya farklı ülkedeki, burada da arkadaşlar öğretmen meslek grubunu denklik istiyorlar arkadaşlar. Buranın sistemine entegre olmanız için bir süre okula gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani burada da üniversiteye gidiyorsunuz ve denklik alıyorsunuz arkadaşlar. Yani hem diplomanızı denklik yapıyorsunuz, hem bir süre hangi öğretmenlik meslek grubunuz varsa arkadaşlar, ona istinaden şey yapıyorlar arkadaşlar. Size eğitim veriyorlar ve eğitimin sonunda sertifika veya diploma veriyorlar. Bu şekilde burada yılda arkadaşlar 60.000 Kanada dolarına yakın para kazanıyorsunuz yılda arkadaşlar. Ama tabii ki de 7-8 yıllık öğretmenleri birinci baz alıyorlar arkadaşlar. Yani bir yıllık, 2 yıllık öğretmenlere hadi gel sana iş veriyoruz diye şey yok arkadaşlar. Yani 7-8 yıllık bir tecrübeniz varsa, bu diplomanızla gelirseniz
denklik işlemlerini ve eğitimini aldıktan sonra daha kolay iş bulmanız arkadaşlar burada. Hem özel okullar var, hem devlet okulları var arkadaşlar. Veya okul öncesi ise, ana sınıfıysa bir sürü kindergarten var, bir sürü ana okulları var, kreşler var. Birçok okul var arkadaşlar. Burada iş bulmanız kolay arkadaşlar. Öğretmen gruplarına giriyoruz. Okul öncesi öğretmeniyseniz arkadaşlar, okul öncesi öğretmeni arkadaşlar 1 saatlik 15 ile 20 Kanada doları ücretleri farklı arkadaşlar. 15 minimum ve 20 Kanada doları. Ayda da arkadaşlar 2400 Kanada dolarıyla 3200 Kanada dolarına tekabül ediyor. Bu okul öncesi öğretmenler arkadaşlar. Normal öğretmenseniz arkadaşlar, yani genel öğretmenseniz, normal okulda öğretmenlik mesleğinseniz arkadaşlar, 25 Kanada dolarıyla 40 Kanada doları 1 saatlik iş arkadaşlar. Bu minimum ve maksimum şeklinde. Ayda da arkadaşlar 4000 Kanada dolarıyla 6000 Kanada dolarında maaş alıyorlar arkadaşlar öğretmenler burada. Bir üniversitede öğretici veya uzmansanız arkadaşlar üniversitede 45 Kanada dolarıyla 50 Kanada dolarında 1 saatlik ücretiniz var arkadaşlar. Ve aylık olarak bir üniversitede de öğretmenlik, öğreticilik yaparsanız arkadaşlar 7000 Kanada dolarıyla 8000 Kanada doları arasında maaşınız bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Şoför meslek grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Şoför dediğimizde de tabii 3 kategoriye ayırıyoruz şoförleri arkadaşlar. Birincisi otobüs şoförleri arkadaşlar. Tabii burada tüm şoförlerin sertifikasına veya sürücü belgelerine bakıyorlar arkadaşlar. Çünkü sürücü belgenizde eğer şeyiniz yoksa tabii ki de kullanamıyorsunuz burada. Sürücü belgenizde otobüs veya tır veya taksi kullanır ibaresi varsa burada iş bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Firmalarda veya devlette de iş bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar birincisi otobüs. Kim otobüs kullanıyorsa profesyonel olarak otobüs kullanan 1 saatte arkadaşlar 35 Kanada doları ile 40 Kanada doları arasında ücret almakta arkadaşlar. Bu da aylık 5600 Kanada dolarına tekabül ediyor. 5600 Kanada doları kazanıyor arkadaşlar aylık olarak. Arkadaşlar kim taksi sürücüsü? Taksi sürücüsü ise arkadaşlar burada 15 Kanada dolarında başlıyor arkadaşlar. 1 saatlik ücreti. Aylık da arkadaşlar 3000 Kanada doları kazanıyor arkadaşlar. Taksi sürücüsü burada Kanada'da. Üçüncü grup arkadaşlar tır şoförleri. Tır arkadaşlar operatör, vinç operatörü veya farklı operatör, tüm operatör grupları ve tır grubunu söylüyorum arkadaşlar. Saatlik ücretleri 40 Kanada doları arkadaşlar. Güzel bir saatlik ücret alıyorlar 40 Kanada doları. Ayda da arkadaşlar 6500 Kanada doları yapıyor minimum. Yıllık olarak arkadaşlar eğer çok profesyonel çalışıyorsa tır da bayağı şeyde veya operatörde yılda 75.000 Kanada dolarına kadar çıkıyor arkadaşlar kazançları. Bu şekilde tır şoförleri ve tüm şoför grupları bu şekilde para kazanıyor Kanada'da. Biliyorum mühendisler arkadaşlar. Kanada'da mühendisler ne kadar kazanıyor? Arkadaşlar Kanada'da mühendisler tabii ki de onun da diplomasını, denkliğini, her şeyini istiyorlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ona göre araştırın. Burada güzel bir işe girerseniz veya normal bir işe girerseniz bir mühendis arkadaşlar saatlik olarak 40 Kanada doları ile 45 Kanada dolarında minimum ve maksimum ücret almakta arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 6400 ayda Kanada doları yapıyor arkadaşlar. Normal bir elektrikçi işinden anlıyorsanız arkadaşlar Kanada'da 1 saatlik ücretiniz 10 ve 15 Kanada dolarında seyrediyor arkadaşlar. Eğer profesyonel bir lisans diplomanız varsa, elektrikçilik mesleğini bitirmişseniz, burada da denkliğini alıyorsunuz arkadaşlar. Bir şirkette veya bir firmada çalışırsanız arkadaşlar 45 Kanada dolarıyla arkadaşlar 50 Kanada dolarında para kazanıyor elektrikçi arkadaşlar meslek grubu. Bu da arkadaşlar yılda bir elektrikçinin, yani profesyonel olarak bir elektrikçinin kazancı ayda 8000 Kanada doları tekabül ediyor arkadaşlar. Sonumuz polis. Arkadaşlar polisler Kanada'da ne kadar kazanıyor? Hadi gelin bakalım buna. Arkadaşlar bir polis, bir devriye polisi olarak göreve başlarsanız arkadaşlar
saatlik 25 Kanada doları ile 30 Kanada dolarında ücret alıyorsunuz arkadaşlar. 4200 Kanada dolarına tekabül ediyor ayda arkadaşlar kazancınız. Bir dedektif veya komiser yardımcısıysanız arkadaşlar saatlik ücretiniz 40 Kanada doları arkadaşlar, bir saatlik ücretiniz. Ayda da arkadaşlar 7000 Kanada dolarına tekabül ediyor bu kazancınız polis olarak, dedektif olarak veya komiser yardımcısı olarak arkadaşlar burada çalışırsanız. Üçüncü arkadaşlar baş komiser ve komiser yani en üst rütbesi arkadaşlar polisliğin 50 Kanada doları bir saatlik ücreti var arkadaşlar. Ayda da arkadaşlar 8300 Kanada doları yapıyor bir polisin kazancı. Evet arkadaşlar, şimdi tüm meslek gruplarını sırasıyla sayıyorum arkadaşlar. Bir koruyucu, uzman yani güvenlik şeyinden anlıyorsanız arkadaşlar, sertifikanız varsa Kanada'da arkadaşlar 2500 ile 3200 Kanada dolarında kazancınız var arkadaşlar Kanada'da. Arkadaşlar bir inşaatçı olarak Kanada'ya gelmek isterseniz Kanada'da arkadaşlar 2500 ile 3200 Kanada dolarında aylık kazancınız var arkadaşlar inşaatçının. Bir psikoloji doktoruysanız arkadaşlar arkadaşlar 9000 Kanada doları ile 12500 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar. Bir psikoloğun Kanada'da kazancı arkadaşlar. Bir eczacıysanız arkadaşlar Kanada'da 3000 Kanada doları ile 3900 Kanada dolarında aylık ücretiniz var arkadaşlar. Bir kuaför, kadın veya erkek kuaförüyseniz arkadaşlar Kanada'da arkadaşlar 2000 veya 2500 Kanada dolarında bir kazancınız var arkadaşlar Kanada'da. Bir anestezist uzmanıysanız arkadaşlar Kanada'da kazancınız arkadaşlar 5000 Kanada dolarıyla 5900 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar kazancınız Kanada'da. Bir adli tıp uzmanıysanız arkadaşlar Kanada'da kazancınız arkadaşlar 6000 Kanada dolarıyla 6600 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar adli tıp uzmanının kazancı. Bir delici, kırıcı bu işlerden anlarsanız arkadaşlar, yani yol yapımı bu işlerden anlarsanız arkadaşlar profesyonel olarak arkadaşlar 4200 Kanada dolarında ücreti değişiyor arkadaşlar. Bir tarım ürünleri şoförüyseniz arkadaşlar, yani traktör, genel tarım ürünleri, makineleri şoförüyseniz, kullanmayı biliyorsanız profesyonel olarak 5200 Kanada doları veriyor arkadaşlar. Burada Kanada devleti size. Arkadaşlar kim pilot olarak Kanada'ya gelmek isterse, küçük hava pilotu veya profesyonel pilot olarak gelmek isterse arkadaşlar Kanada'da 4300 Kanada doları ile 7000 Kanada doları arasında değişiyor arkadaşlar ücretleri. Kanada'nın verdiği ücret bu şekilde. Kim programcı olarak gelmek isterse arkadaşlar, programcı yine bu internet üzerinde hani program yazma, oyun tasarlama, yani oyun arka planı yapma işlerinde uzmansanız arkadaşlar 4500 Kanada doları veriyor arkadaşlar Kanada'da kazancınız bu şekilde. Bir avukatın ücreti arkadaşlar söylemiştik zaten 10.000 Kanada doları ayda kazancı var arkadaşlar. Eğer bir kamu hizmetlerinde parkta, bahçede, herhangi bir yerde arkadaşlar temizlikçi veya çöp işi, yani genel her işten anlarsanız arkadaşlar kazancınız 5300 Kanada doları arkadaşlar. Temizlikçinin yani kamuda çalışırsanız. Dışarıda çalışırsanız arkadaşlar saatlik 15 Kanada doları ile başlıyorsunuz. 20-25'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu da tabii mevsimlik işçiler veya sözleşmeli diye geçiyor arkadaşlar. Yani farklı kategorileri var. Bu şekilde yaklaşık 2500 ile 5300 arasında değişiyor. Arkadaşlar şimdi mimar Kanada'da ne kadar kazanıyor? Gelin bakalım buna. Mimar arkadaşlar aylık olarak 10.000 Kanada doları ile 15.200 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar. İç mimar, dış mimar diye kategorileri var. Bu tabii ücreti değişiyor arkadaşlar bu şekilde. Eğer bir güzellik endüstrisi uzmanıysanız, yani güzellik, makyaj üretme, hani bu teknik olarak güzellik endüstrisi uzmanıysanız arkadaşlar 2500 Kanada dolarıyla 3200 Kanada dolarında ücretiniz değişiyor arkadaşlar.
Bir muhasebeciyseniz arkadaşlar, Kanada'da alacağınız tutar arkadaşlar 4500 ile 5900 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar bir muhasebecinin kazancı. Bir grafik tasarımcıysanız arkadaşlar, profesyonel olarak grafik tasarımı yapıyorsanız arkadaşlar 3000 Kanada doları ile 3600 Kanada doları arasında kazancınız değişiyor ayda arkadaşlar. Mağaza satıcısı, tezgahtar genel olarak 3200 Kanada doları kazanıyor Kanada'da arkadaşlar. Bir kaynakçıysanız 4600 Kanada doları kazanıyor arkadaşlar. Askeri personelseniz arkadaşlar Kanada'da 2800 ile 5400 Kanada doları arasında kazancınız var arkadaşlar. Bir odun kesme veya kereste işinden anlıyorsanız arkadaşlar 3300 Kanada doları kazancınız var. Bir veteriner hekimseniz arkadaşlar 7400 Kanada doları ücretiniz var arkadaşlar. Petrol ürünlerinden, petrolcü bu teknik ürünlerden anlıyorsanız arkadaşlar 6900 Kanada doları kazancınız var arkadaşlar. Arkadaşlar kim restoranda, kafede veya herhangi bir yemek yerinde çalışmak isterse arkadaşlar, bizim bulunduğumuz bölge Alberta bölgesi olduğu için burada arkadaşlar saatlik ücreti 15 ile başlatıyorlar sizi. Yani bir aşçının veya servis elemanının 15 ile başlıyor arkadaşlar. 15, 20, 25'e kadar çıkıyor arkadaşlar Kanada'da kazançları. Arkadaşlar genel olarak yani toplamak gerekirse arkadaşlar Kanada'da minimum asgari ücret 15 dolar bir saatlik ücret. 2500 Kanada dolarında kazancınız oluyor zaten bu parayla. Tabi meslek gruplarında değişiyor bu ücret. Minimum 2500 Kanada dolarıyla 2900 Kanada dolarında değişiyor arkadaşlar. Tabi bu eyaletten eyalete değişiyor. Ve eyaletlerde arkadaşlar vergi sistemi var. Bu kazancınızdan örnek veriyorum. Bizim bulunduğumuz Alberta eyaleti %5 alıyor. Vancouver eyaleti %10 alıyor. Veya farklı farklı vergi sistemleri var. Aylık kazancınızdan vergiyi düşüyorlar arkadaşlar. Kaç oranındaysa size brütü yatırıyorlar hesabınıza arkadaşlar. Bu şekilde meslek gruplarını sizler için sıraladık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir veya buradan birçok insana yardımcı olmuşumdur. Çünkü biz birçok meslek grubunda araştırma yaptık ve birçok kariyer şeylerine de fuarlarına da katıldık burada. Çünkü biz de iş arıyoruz. Birkaç yere yani çoğu yere CV verdik. Birçok konuda bilgimiz var. Bu bilgileri aktarmak istedik sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımız yeni arkadaşlar. Tekrardan kısaca hatırlatmak istiyorum. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler arkadaşlar.